Merhaba arkadaşlar, Örgü kanalıma hoş geldiniz. Güzel, e, oldukça şık bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpimde kar topu, bebeğini, baby on, beyaz. İpimizin numarası 70043. Güzel bir beyaz rengimiz var. Şimdi e, modelimin ilmek sayısına gelince e, ilmek sayımız 13 ve 13'ün kat, katları artı 3 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Şişimde 29 ilmek var şu an. İki model üzerinden size anlatacağım e, örgümüzü. E, şimdi e, ben ilmeklerimi attım vaktinizi almak istemediğim için e, önden bir diş haroşa oluşacak şekilde ilmeklerimi ördüm. Bakın arkadan da ters ördüm. Ön yüzden birinci sırayı ön yüzden e, örmeye başlayacağız. Şimdi modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. E, destekleriniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi ön yüzden birinci sırayla başlıyoruz. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ördüm. İpimi doladım. Bir artırma yaptım. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Kenar ilmeğinden sonra bir ters, bir artırma, 3 düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru birlikte örüp kesiyorum. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi yönlerini sola doğru çevirerek birlikte örüp kesiyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. Bir artırdım. Buraya kadar bir modelimizi tamamlamış olduk. Bir artırdım, bir düz ördüm, bir artırdım. Şimdi ikinci modele geçiyoruz. Tekrar 3 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimi sağa doğru birlikte örüp kestim. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 2 ilmeğimi sola doğru düz örüp kesiyorum. 3 ilmek de düz örüyorum. 2 3 İpimi doladım. Artırmamı yaptım. 1 ilmek ters ve kenar ilmeğimi örüp ön yüzden birinci sırayı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde ve ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 1 düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Doladığım ilmeğimi ters ördüm. Ve tekrar bir artırma yaptım. 1 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmek ters ördüm. Şimdi şu iki ters ilmeğimin yerlerini değiştireceğim. Şöyle sağ şişimle ikinci ilmeğimi şöyle arka taraftan alıyorum. Şöyle yerlerini değiştiriyorum. Ve ikisini birlikte ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz ördüm ipimi bana doğru aldım ve iki tane ilmeğimi, iki ters ilmeğimi birlikte örüp kesiyorum. İki tane daha ters ilmek ördüm. Şimdi bir doladım, artırmamı yaptım. Üç ilmek ters örüyorum. Tekrar bir doladım, artırmamı yaptım. Şimdi burada dört tane ters ilmeğimiz var. İkisini örüyorum, ters. Diğer iki ters ilmeğimi sağ şişimle önce ikinci ilmeğimi şöyle arka taraftan alıp öndeki ilmeğimle şöyle yerlerini değiştiriyorum ve ikisini birlikte ters ördüm. İpimi arkaya aldım. İki tane düz ilmeğim var. Onları düz ördüm. İpimi bana doğru aldım. Sıradaki iki ters ilmeğimi birlikte örüp kestim ve iki tane daha ters örüyorum. Şimdi bir artırdım, bir ters ördüm. Şurada bir düz ilmeğimiz var. Onu ördüm ve kenar ilmeğimi de örüp arka yüzden ikinci sırayı tamamladım. Şimdi ön yüzde ve üçüncü sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada bir, iki ilmek düz ördüm. İpimi doladım. Artırmamı yaptım. Bir düz ördüm. Şimdi burada iki tane düz ilmeğim var. Bunları sağa doğru kestim. İpi bana doğru aldım. İki ters ilmeğim var arada. Onları ters ördüm. Şimdi burada yine üç tane düz ilmeğim var. İki tanesini yönlerini sola çevirerek birlikte örüp kesiyorum. Ve bir düz ördüm. Şimdi burada arada bakın artırmalarımızla birlikte beş tane ilmeğimiz var. Tekrar artırmamı yaptım. Beş ilmek düz örüyorum. İki, üç, dört, beş. Ve tekrar artırma yaptım. Yine burada 3 tane düz ilmeğim var. Bir tanesini örüyorum. Diğer ikisini birlikte sağa doğru kesiyorum. İpi bana doğru aldım. Arada iki ters ilmeğim var. Onları ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 3 düz ilmeğim var yine. 2 tanesini sola doğru yönlerini çevirerek birlikte örüp kesiyorum ve bir düz ördüm. Doladım. Yine bakın burada iki tane düz ilmeğim var. Bir ters, ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve dördüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 3 ilmek ters örüyorum. Burada 3 ilmek ters ilmeğimiz var. Tekrar doladım. Artırmamı yaptım. Şimdi iki tane ters ilmeğim var. Yine ikinci ilmeğimi şöyle arka taraftan alıp öndeki ilmeğimle yerlerini değiştiriyorum. Ve ikisini birlikte örüp kesiyorum. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Sırada iki ters ilmeğim var. İkisini de ters birlikte örüp kesiyorum. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Arada 7 ilmek ters ilmeğim var. Onları örüyorum. 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmek ters ilmeğimi ördüm. Tekrar ipimi doladım, artırmamı yaptım. Şimdi yine ikinci modele geldik. Yine buradaki ters ilmeklerimin birini arka taraftan şöyle alıyorum. Yerlerini değiştiriyorum. İkisini birlikte örüp kesiyorum. İki tane düz ilmeğim var. Düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Bu iki ters ilmeğimi de birlikte örüp kesiyorum. Ve bir, iki, üç tane ters ördüm. Öncesinde bir artırdım. Üç ters ördüm. Bir düz, ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Kesme işlemlerimiz hem ön yüzde hem arka yüzde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi ön yüzde 5. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Şimdi burada artırma eksiltme yapmıyorum. Sadece şu orta kısımdaki ilmeklerimizin Şekillendirmesini yapacağız şimdi şöyle anlatayım arkadaşlar burada dört tane ilmeğimiz var başta iki düz ortada iki ters Şimdi şu baştaki ilmeğimiz bu tarafa Buradaki ilmeğimiz de sol tarafa yani Şu düz ilmeklerin Birisi sağ tarafa Sağ taraftaki de sol tarafa doğru çaprazlanacak Bunun için öncelikle şu ters ilmeklerimi şöyle arka taraftan sağ şişimi alıyorum ve baştaki düz ilmeğimi şöyle sola doğru onların arkasına doğru kaydırıp şöyle üçünü de sol şişimde topluyorum. Şimdi bu soldaki ilmeğimi başa alacağım için bunu önce sağ şişime şöyle alıyorum. Daha sonrasında bu üç ilmeğimi çıkartıp onların ön tarafına doğru şöyle geçiriyorum. Çaprazlamış oldum. Şimdi bir düz ortadaki iki ters ilmeğimi örüyorum. Bir, iki ters ve diğer düz ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde çaprazlamış olduk arkadaşlar. Şimdi arada 2 4 6 8 9 tane düz ilmeğimiz var. 9 tane düz örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bu sırada herhangi bir artırma eksiltme işlemimiz yok. Sadece dediğim gibi şu 4 ilmekleri Şekillendiriyoruz yine aynı şekilde aynı yere geldik şimdi baştaki, sondaki şu düz ilmeğimi başa baştaki ilmeğimi de sona alacağım ve düz ilmeklerimi çaprazlayacağım bunun için öncelikle şu iki ters ilmeğimi şöyle sağ şişimi alıp şu düz ilmeğimi onların arka tarafına takıyorum şöyle şişime şimdi şu ilmeğimi de başa alacağım için sağ şişimi alacağım için şöyle aldım şu üç ilmeğimi şişimden çıkarıyorum tekrar geri takıyorum ve bu ilmeğimi onların ön tarafına doğru taktım. Bir düz ördüm. Aradaki o iki ters ilmeğimi ters örüyorum. Ve tekrar bir düz ördüm. Şimdi burada 4 tane düz ilmeğimiz var. 1 2 3 4. İpi bana doğru aldım. Bir ters ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Burada herhangi bir bu sırada herhangi bir kesme artırma yok. Sadece şuradaki şu ilmeklerimizi şekillendiriyoruz. Altıncı sıra son sıradayız arkadaşlar. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ördüm. Burada da arkadaşlar kesme, eksiltme, artırma bir işlemimiz yok. Düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Altıncı ve son sırada. Şimdi burada iki tane düz ilmeğimiz var. Onları Düz ördüm. Tekrar arada 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane düz ilmeğimiz var. Bir şey ters ilmeğimiz. Pardon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane ters ilmeğimizi ördük. Şimdi iki tane düz ilmeğimiz var. Ilmekleri düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. 1, 2 3 4 5 tane ters ördük. Ve bir düz kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Modelimizi bir kez kurduk arkadaşlar birlikte. Şimdi bir kez daha tekrar kuralım daha anlaşılır olacaktır. Aynen ilk sırada yaptığımız işlemleri sırasıyla tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ördüm. ipimi arkaya aldım ve bir kez dolayarak artırma yaptım. 3 ilmek düz örüyorum. Ve sıradaki iki düz ilmeğimi sağa doğru ikisini birlikte örüp kestim. İpi bana doğru aldım. Arada iki ters ilmeğim var. Onları ters ördüm. Sıradaki iki düz ilmeğimi yönlerini sola doğru çevirerek birlikte örüp kestim. 3 tane düz örüyorum. 2 3 Buraya kadar bir modeli tamamladık. Doladım, artırmamı yaptım, bir düz ördüm. Tekrar doladım, ikinci modele geçiyoruz. 3 ilmek düz örüyorum. Sıradaki 2 düz ilmeğimi sağa doğru birlikte örüp kestim. İpi bana doğru aldım, 2 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Sıradaki 2 düz ilmeğimi yönlerini sola doğru çevirerek birlikte örüp kesiyorum. 3 ilmek düz ördüm. Ve İpimi dolayarak bir artırma yaptım. Bir ters ve kenar ilmeğimi de örüp birinci sırayı ön yüzden tamamlamış oldum. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Artırdım doladığım ilmeğimi yine ters örüyorum. Ve bir artırma daha yaptım. İki ilmek ters ördüm. Burada dört tersimiz vardı. İkisini ördüm. Diğer ikisini keseceğim ama sağ, şu, şu, sağ şişimle şu arka taraftan şöyle ilmeğimi alıp öndekiyle yerlerini çaprazlayarak değiştiriyorum. Ve ikisini birlikte ters örüp kestim. 2 ilmek düz. İpi bana doğru aldım. Yine 4 ters ilmeğim var. İkisini birlikte örüp kesiyorum. Ve 2 ters ilmek daha ördüm. Şimdi burada artırdığım ilmeklerimle 3 tane ilmeğim var. Tekrar bir artırma yapıyorum. 3 ters örüyorum. Bir artırma daha yaptım. Burada yine 4 ters ilmeğim var. İkisini birlikte ikisini ters ördüm. Diğerlerini yerlerini şöyle değiştiriyorum. Çaprazlıyorum ve ikisini birlikte ters örüp kesiyorum. 2 tane düz. İpi bana doğru aldım. Yine 4 ters ilmeğimin iki tanesini birlikte örüp ters kestim. 1 2 ters daha ördüm. Artırdım. Bir ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1 düz ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Ön yüzde ve üçüncü sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bir, iki ilmek düz ördüm. Artırdığım ilmekle birlikte ve tekrar bir artırma yapıyorum. Üç tane düz ilmeğim var. Bir tanesini ördüm. Diğer ikisini sağa doğru birlikte örüp kesiyorum. İpi bana doğru aldım. Aradaki iki ters ilmeğimi örüyorum. Bu ilmeklerimiz hep bu şekilde devam ediyor. Bu bizim model ilmeğimiz hiç değişmiyor. Önden ön e, tarafta ters arka yüzde düz olarak hep örüyoruz. Şimdi yine 3 tane düz ilmeğimiz var. 2 tanesini yönlerini sola çevirerek birlikte örüp kesiyorum ve diğerini düz ördüm. Şimdi tekrar bir artırma yaptım. Aradaki 5 tane düz ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5 yine bir artırma yaptım. 3 ilmeğim var burada. 3 düz. Birini ördüm. Diğer ikisini birlikte örüp kesiyorum. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Yine 3 ilmeğin 2 tanesini sola doğru çevirerek düz örüp kesiyorum. Ve bir düz ördüm. İpimi doladım. Artırmamı yaptım. 2 tane düz ördüm. 1 ters. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Arka izle ve dördüncü sıraya gelince gene örmeden mermeden aldım. Bir düz ördüm. İpimi bana doğru aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Doladım. Bir artırma yaptım. Ve kalan iki ters ilmeğimi keseceğim. Şöyle ikinci ilmeğimi birinci ilmeğimle şöyle yerlerini değiştirerek ikisini birlikte ters örüp kesiyorum arada iki düz ilmeğimi ördüm, ipi bana doğru aldım. Şurada iki ters ilmeğim kaldı. Onların ikisini birlikte ters örüp kesiyorum. Doladım, artırmamı yaptım. Arada 1 2 3 4 5 6 7 tane ters ördüm. İpimi doladım, yine artırmamı yaptım. Şu iki ters ilmeğimi şöyle ikincisini arka taraftan alıp şöyle Öndeki ilmekle yerlerini kaydırıyorum ve ikisini birlikte ters ördüm, kestim. 2 tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım ve sıradaki iki ters ilmeğimi birlikte örüp kesiyorum. Doladım, artırmamı yaptım. 3 ilmek ters örüyorum. G 3 1 düz ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzde 5. sıradayız. Bu sırada eksiltme, artırma herhangi bir işlem yok. Sadece şuradaki ilmeklerimizi şekillendireceğiz. Şuradaki yaptığımız işlem gibi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Burada 4 tane düz ilmeğim var. 1, 2, 3, 4. 4 tane düz ilmeğim var. Şimdi şu 4 ilmeğimi şöyle şekillendireceğiz. Buradaki ilmeğim başa, baştaki ilmeğim sona gelecek. Ortadaki ters ilmeklerimi şöyle sağ şişimle arka taraftan şöyle alıp baştaki ilmeğimi onların arka tarafına takıyorum. Şimdi bu sondaki ilmeğin başa geleceği için sağ şişimi alıp soldaki ilmeklerimi çıkartıp tekrar onun arka tarafına doğru takıp ilmeklerimi çaprazlıyorum. Bir düz ördüm. Arada iki ters ilmeğim var. İki ters ördüm. ve bir düz ördüm. Yani böylece çaprazlamış oluyoruz yerlerini. Şimdi arada bakın 2 4 6 8 9 tane düz ilmeğimiz var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane düz ördüm arada. Şimdi yine Şuradaki ilmeklerimizde şekillendirmeyi yapacağız. Ters ilmeklerimi sağ şişime alıp bu ilmeğimi şöyle arka taraflarına takıyorum. Buradaki ilmeğin başa geleceği için sağ şişime alıyorum. 3 ilmeğimi çıkardım, tekrar geri sol şişime bu ilmeğimin arka tarafına takıyorum. Şimdi bir düz ördüm, ipi bana doğru aldım. Aradaki iki ters ilmeğimi örüyorum ve tekrar bir düz ördüm. Burayı da böyle çaprazlamış olduk. Şimdi 4 tane düz ilmeğimiz var. 1, 2, 3 ve 4. İpi bana doğru aldım. Bir ters ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Arka yüzde ve 6. sıradayız ve bu bizim son sıramız. Bu sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Herhangi bir kesme artırma işlemimiz yok. Son sıra arka yüzdeyiz. Tersleri ters, düzleri düz örüyorum arkadaşlar. Farklı bir işlem yok. Ilmekleri gördüğüm gibi örüp bitiriyorum. Böylece iki kez modelimizi kurmuş oluyoruz bu sırayla birlikte. İkinci kez tamamlamış olacağız. iki düz ilmeğimiz. Bu zaten düz ilmeğimiz hep düz, arkada düz, önde ters şeklinde devam ediyor. Bunlar da kenar ilmeklerimiz, ördük, tamamladık. Modelimizi iki kez kurmuş olduk arkadaşlar. Oldukça güzel, şık bir model. Şimdi ben kamera arkasında ördüğüm parçayı da şöyle göstermek istiyorum size. Bunu da arkadaşlar Angora iple ördüm. Angora tiftik iple, simli iple ördüm. İnce iple. Bu da çok güzel oldu. Bu ipe de çok yakıştı arka yüzden modelimizin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar ön yüzlerde modelimizin görüntüsü bu şekilde ee, alt başlama kısmında çift katlı başlama tekniği uyguladım arkadaşlar sizler dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz şöyle yakından da modelimizi göstermek istiyorum dediğim gibi bu iple de çok yakıştı ince iple de gayet güzel durdu kalın iple duruşu bu şekilde bakın İnce iple de duruşu bu şekilde. İnce ipe de çok yakıştı. Şimdi bu modelden yetişkin yelekleri yapabilirsiniz. Anne yeleği, gelin yeleği, şal, atkı, çocuk örgülerinde, yeleklerde, süveterlerde dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Böylece videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.